Tavşanlı Belediyesi'nin Mayıs ayı olan meclis toplantısı Başkan Mustafa Güler'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ilk gündem maddesi ise dünyanın sessiz kaldığı İsrail zulmü oldu. İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddeti son bulmuyor. 10 Mayıs'ta başlayan İsrail saldırılarında 50'den fazlası çocuk, 30'dan fazlası kadın olmak üzere 219 Filistinli şehit oldu. Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, "Bu zulme sessiz kalamayız. Onların yaptığı bu insanlık dışı zalimliği lanetliyorum." diyerek Tavşanlı Belediyesi meclis üyelerinin imzalamış olduğu bildiriden bahsetti. Bildiriyi meclis üyesi Mehmet Alkan okudu. Sahra Mescid-i Aksa'yla ilgili, hem de Gazze'yle ilgili kardeş şehit olması hasebiyle İsrail'in uygulamış olduğu politikaları lanetleyen bir belediye meclisinin ortak kararı niteliğinde bir açıklama hazırladık. Her iki tarafın da sözcüleri Naci Arslan ve Mehmet Altın kardeşimiz bu konuyla ilgili o açıklanan metnin altına imzalarını koydular. Önce onu okuyalım isterseniz. İsrail her Ramazan-ı Şerif ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da Filistin'de kadın, yaşlı, çocuk ayırmadan zulmünü artırarak Kudüs'ün ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya ve kardeş şehrimiz olan Gazze'ye saldırmaya ve toprakları işgal etmeye devam ediyor. Filistin her geçen gün Siyonist İsrail'in saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Uluslararası hukuku çiğneyerek insanlık onurunu ayaklar altına alan İsrail'e karşı verilen mücadelemiz Kudüs özgür oluncaya kadar devam edecektir. Mescid-i Aksa ve Kudüs davası sadece Filistinlilerin davası değil, bütün Müslümanların davasıdır. Mescid-i Aksa'yı savunmak sadece Filistinlilerin değil, bütün ümmetin görevidir. Ne var ki terörist İsrail'in oluşturduğu kanlı politikalara karşı kulaklarını tıkayıp başını kuma gömenlerin büyük bir hüsrana uğrayacaklarını da hatırlatmak isteriz. Tam da bu yüzden herkes tutsa da Filistin'de, Kudüs'te bizim canımız, ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerine örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan, usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlerinde çarpmaya devam edeceğiz. Nasıl ki orada kardeşlerimiz direniyor, biz de burada direnmeye devam edeceğiz. Bu kör düzene karşı yılmayacağız ve usanmayacağız. İsrail bilmelidir ki Mescid-i Aksa bütün İslam ordusunun ortak değeridir. İsrail'e destek verenler ve onlarla birlikte hareket edenler Mescid-i Aksa'nın kapısında er ya da geç yaptıkları zulmün cezasını ödeyeceklerdir. İsrail'in temel hedefi Mescid-i Aksa'yı yıkarak senelerdir kazdığı tüneller ile Süleyman Mabedi'ni inşa etmektir. Nihai hedef ise arz-ı mevduttur. Bu hedefe Hristiyan ve Müslüman dünyasının ortak karşı duruşu gerekir. Bugün sadece Türkiye ve az sayıda Müslüman dünyasından başka zulme karşı duruş yoktur. Türkiye'nin başlattığı ve zulme hayır Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya dokunma haykırışına biz de Tavşanlı'dan diyoruz ki Mescid-i Aksa hepimizin ortak şerefi ve değeridir ve bizler hiçbir şekilde onu yalnız bırakmayacağız. Teşekkür ederim.